Açıkçası tam istediğimiz gibi oynadı arkadaşlar. Maçın başında biz defansif, karşı rakibi hiç tanımadığımız için ve daha önce hiçbir maçını izlemediğimiz için dedi ki defansa kontrolü başlayalım. Üçlü defans, Tolga Kırayı biraz daha yerine tuttuk. Oyunun şekline göre, arkadaşların karşı rakibin durumuna göre Tolga'yı ileri çıkarmayı planladık. Ve düşündüğümüz gibi de oldu. Erken de golü bulunca morallendik tabii. Arkadaşların da özgüven yerine geldi. Özgüven yerine gelince daha iyi oynamaya başladılar. Defansif organizasyonumuz çok iyiydi. Onlar iyi olunca tabii orta sahaya da güzel toplar taşıdılar. Skoru da erken bulduğumuz için, erken bulmak sonrasında oyunu kontrollü bir şekilde tamamlamayı planlayıp o şekilde de bitirdik. Peki böyle. Metecan'ın olarak ne düşünüyorsunuz? Aslında güzel müdahaleleri var fakat... Metecan'ın müdahaleleri... Metecan çok hırslı bir arkadaş. Yani çok işten oynuyor. Tabii bu aşırı hırsı yüzünden bazen olmadık hatalar da yapıyor aslında. Kritik, tehlikeli. Biz Metecan'ı uyardık ikinci yarı özellikle. Çünkü ilk yarı gerçekten eğer topa müdahale etmemiş olsa belli ki hakem onu daha farklı cezalandırabilecekti. Böyle durumlar oldu. Bir de açıkçası hakem hakkında biraz konuşmak istiyorum. Hakemin bazı kararlarını eleştiriyorum. Çünkü birçok topa müdahaleyi hatta rakip takımdan bir arkadaş yanında izliyordu. Ya bu tip fauller olmaz, onlar faul olmamalı gibi. Onun da serzenişleri vardı. Yani hakem biraz zayıf buldum açıkçası. Umarım bir sonra daha ilk maç olduğu için de olabilir. Bu bir daha tabii yağış olduğu için sürekli futbolcuların kayma durumları, sakatlık nedeniyle de oyunu durdurmuş olabilir. Ona veriyoruz. Umarım ilerleyen maçlarda daha iyi olur. Biz de iyi bir başlangıç yaptık. Ben takımdan çok memnunum. Bir de orta sahada çok fazla pas yapamadık başlangıçta. Çünkü bu dediğim gibi zemin kayganlığından kaynaklanıyor. Eğer zemin kaygan olmasa biz yerden toplarla çıkmak istiyorduk. Böyle bir durumumuz var. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz ilk turnuvada tecrübesizdik tabii. Çok fazla paslı çıkamıyorduk. Bunu şimdi bu maçı izleyenler de görecek. Daha fazla pas yapmaya başladık orta sahada. Daha etkili oynamaya başladık. Bunda Tolga Kıray'ın da çok faydası var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bence de Tolga Kıray ve Sertaç'ın çok güzel bir oyunu var bu maçta. Evet Sertaç, sana devam edelim. Bu oyunda yedin, içerideydin. Birkaç şanslı pozisyon yaşadın, kaçırdın. Kritik pozisyonlar oldu. Zeminin kötülüğü ya da senin oyunu sınamaman gibi şeyler olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Sence nasıl bir maçtı? Şimdi biz öncelikle düşündüğümüz gibi, konuştuğumuz gibi oynamaya başardık bence. Rakibin bulduğu golle bakarsak uzaktan bir şuttu. Ve defansta neredeyse hiç açık vermediğimizi düşünüyorum. Sadece tek eksiğimiz orta sahada paslaşma ve gol yollarının atanlarda paslardı bence. Bu da zeminin ağır olmasından dolayı, yerlerin çok kaygan olmasından dolayı ayakta durmakta bile zorluk çektik. Ayrıca Tolga Kıray bence çok üstün bir başarısı vardı. Yani bizim geçen seneki eksiğimizi kapattı diyebilirim. İleri çıkışlarda rakibin pas aralarına çok güzel girdi. İleri çıkışlarda da çok yardımcı oldu. Bence güzel bir maçtı. İstediğimizi aldık. Hakem tabii biraz zeminin ağırlığından dolayı sanıyorum topa müdahalelere bile faul verdi ama yine de kazanmasını bildik. Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Geçen seneye göre uzun toplar yerine organize boyunla rakip gelen bir isim varlık gördük. Başarılar diliyoruz. Ben son bir mesajım olacak. Umarım herkes için güzel bir turnuva olur. Organizasyonu yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum hepinize buradan. Yani sakatlık olmasın, güzel, zevkli, keyifli bir mücadeleyle sonuna varırız inşallah. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar. Teşekkür.